Bu soruda diyalektik materyalizmin temel görüşü sorulmuş. Öncelikle buranın bir altını çizelim. Neyi aradığımızı unutmayalım hocam. Parçaya bakıyorum. Diyalektik materyalizme göre düşünce maddi bir gerçeklik olan beynin ürünüdür. Maddenin var olması düşünmeye bağlı değildir. Gerçekte var olan madde bir takım diyalektik yasalara göre değişerek, dönüşerek tüm var olanı oluşturur. Yani matalizme göre her şeyin temelinde madde mi var? Evet. Peki bu madde düşünceyi de oluşturmakta mıdır? Evet hocam. Düşünceyi de yazalım. Peki diyalektik nedir? Değişmedir. Değişimi başlatan ana faktör nedir? Maddedir. Çok güzel. Şimdi şıklara bakabilirim. Her şey düşünceden ibarettir der mi? Demez hocam. Bunu idealizm der. Ele gitsin. Her şeyin değiştiği doğru değil midir? E diyalektik var. Diyalektik değişmedir. Ele gitsin. Her maddenin kendine özgü bir ideal yapısından bahsettik mi? Hayır hocam. Maddenin değişimine bağlı olarak düşünceler de değişir der miyiz? Değişimin başlangıcında madde var mı? Var. Madde değişirse düşünce değişir mi? Değişir. Net olarak diyalektik materyalizmin görüşüdür. O yüzden cevap değişiklidir. Bu soruda Hartman'ın sözleriyle metafizin hangi özelliğini vurguladığı sorulmuş. Bakalım. Hartman'a göre bilimde ve felsefede araştırılamayan, yanıtlanamayan sorunlar metafizin konusu olmalıdır. Metafizin ele alması gereken problemler yanıtı bilinmeyen, sonuna kadar çözülemeyen olaylar olmalıdır. Metafizikte araştırılmaya değer anlamlı konular bunlardır. Yani metafizin konuları soyut olan konulardır. Yani metafizin konusu net olarak deney ve gözleme Tabi tutulmayan konulardır. Metavizin konusu hem bilimde hem felsefede araştırılamayan, yanıtlanamayan sorunlardan ve sorunlardan oluşmalıdır. Şimdi bakalım bilimlerin ilgi alanda olması gerektiğinden bahsettik mi? Metavizin özelliği bu mudur? Değildir. Zaten bilimin ilgi alanda olursa bilim bunu inceler. Metafizik bunu incelemez ki hocam. Gündelik sorunlarla mı ilgilidir? Değildir hocam. Problemleri zaman içerisinde değişir mi? Değişine dair elimizde bilgi yok hocam. Somut konuları mı kapsar? Hayır hocam soyut konuları kapsar. Peki duyuları ve aklı aşan konulardan oluşur mu? Evet hocam duyu derken bilimi kastetti, akıl derken felsefeyi kastetti. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Bu sorumuzda Rein Bark'a göre doğrulanabilir önermelerin temel niteliği sorulmuş. Bakalım Rein göre gerçekliğin ölçütü doğrulanabilirliktir. Doğrulanan bilgiler anlamlıdır. Bilim dışı önermeler doğruluk değerine sahip olmadıkları için bilimsel olamaz. Metafizik, estetik ve etik önermeler doğrulanamaz. Kısacası olgulardan elde edilip tekrar olgularla denetlenemeyen önermeler bilimsel değildir. Bir önermenin bilimsel olabilmesi için doğrulanması gerekir ve nasıl doğrulanacak onun kendisi olgu olacak. Yani deney ve gözleme tabi tutulacak. Ne olacak aynı zamanda somut ve gözlemlenebilir olacak hocam. Şimdi şıklara bakalım. Önceki verilere dayanmaları onun temel niteliği midir? Yani doğrulanabilirliğin temel niteliği midir? Değildir hocam. Nesnen olması Başka bir parça olsaydı belki olabilirdi. Ama burada temel niteliği değerli arkadaşım olgusal olmasıdır. Dolayısıyla bunu eleyebilirim. Sistemli olmasından da bahsetmedim. Ama gerçekliğe ilişkin olmaları doğrulanabilir önermenin temel niteliğidir. Cevap da D şıkkıdır. Bu sorumuzda bize bir yaklaşım sorulmuş. Bakalım hangi yaklaşım sorulmuş? Bergson'a göre gerek duyular gerekse akıl doğru bilgi vermede yetersizdir hatta aldatıcıdır. Bununla birlikte kendisinden şüphe edilmesi olanaksız kesin bir bilgi vardır. Bu tür bir bilmenin temelinde de sezgi vardır. Sezgi insanı doğrudan bir seziş ve aracısız bir kavrayışla nesnelerin bilgisine egemen kılan üstün bir yetidir. Sezgicilik nedir hocam? entüsyonizmdir. Yani Berson'un ve Gazali'nin savunduğu yaklaşım entüsyonizmdir. Cevap E şıkkıdır. Bu sorumuzda bize bir felsefi yaklaşım sorulmuş. Bakalım hangisi sorulmuş? Bir vitrine baktığımızda vitrinde duran ayakkabıyı duyumlarımla kavrıyorum. Bu deneysel bir kavramadır. Ama ayakkabıyı renginden, sertliğinden, mekanda yer kaplamasından yani tüm duyu verilerinden soyutlarsam geriye yalnızca ayakkabı idiasi kalır. Bu da ayakkabıyı ayakkabı yapan düşünsel özdür. İşte önemli olan da bu özleri araştırmaktır. Fenomenlerin gerisinde olan özü bulmaya ne diyoruz? Fenomenoloji diyoruz. Temsilcimiz kim? Edmund Husserl'dir. Unutma, öz varsa nereye gidersin? Fenomenolojiye gidersin. Cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda bize bir felsefe yaklaşım sorulmuş. Bakalım hangisi sorulmuş? Varlık ve yaşam akılla kavranacak türden bir şey değildir. Akli ve toplumsal yaşamı ön plana çıkaran yaklaşımlar bireysel varoluşu gözden kaçırmaktadır. Oysa tüm felsefenin ve insanın en büyük sorunu bireysel varoluştur. Birey olmak somut ve uyanık olmaktır. Herkes tek ve yalnızdır. İnsanın bunun bilincinde olarak yaşaması bireysel varoluştur. Önemli olan bizim varoluşumuzdur. Önemli olan bizim tekliğimizdir. Önemli olan bizim biricikliğimizdir diyen yaklaşım varoluşçuluktur. Yani egzistanyalizmdir. Cevap C şıkkıdır. Bu sorumuz Nietzsche ile ilgili bir soru ve Nietzsche'nin temeli aldığı görüş bize sorulmuş. Parçamıza bakalım. Nietzsche var olan ahlak sistemlerine karşı çıkmış ve bir anlamda ahlak dışı bir öğreti kurma çabasında olmuştur. Nietzsche modern insanı tam bir hiçliğin beklediğini savunur. O köle ahlakı olarak nitelendirdiği geleneksel ahlak anlayışına karşı çıkarak yeni bir öğreti ahlak dışı bir sistem kurmaya çalışmıştır. Yani var olan ahlak sistemini kabul etmemiş, yıkmaya çalışmış, bireyin kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söylemiş ki üstün insandan da bahsetmiş ama parçamızda üstün insan yok hocam. Devam edelim ne yapalım şıklarımıza bakalım. Her toplumda uyulması gereken ahlak kuralları var mıdır? Varsa bile Nietzsche'ye göre yıkılmalıdır hocam ele gitsin. İyiye sadece iyi olduğu için ulaşmak en büyük mutluluk olabilir ama Nietzsche ile ne alakası var diyorum, eliyorum hocam. Evrensel ahlak yasası bulunmamaktadır, nokta. Çünkü o ahlak yasasını yıkmaya çalışmaktadır. Evrensel ahlak yasasını köle ahlakı olarak nitelendirmektedir. Cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda Heidegger'e göre gerçek varoluş sorulmuş. Bakalım aşağıdakilerden hangisi gerçek bir varoluş için gereklidir hocam. Gerçek varoluş özgürlük deneyiyle belirgindir. Bu insanın özgür olduğunu duyuşuyla ve böylece kendi yazgısını kendi eliyle çizmeye kalkışıyla ortaya konur ve bunalım deneyiyle gerçekleşir. Yani özgürlük bunalım deneyiyle mi gerçekleşir? İlginç. Devam edelim. Gerçek var olmayan varoluş insan topluluklarının varlığında ortaya çıkar. Çünkü insan topluluklarında bunalımdan kaçarlar ve genel görüşlere inanırlar. O zaman insan topluluklarında gerçek varoluş ortaya çıkmaz. Gerçek varoluş özgürlük deneyiyle ve bunalım deneyiyle gerçekleşir. Şimdi şıklara bakalım. Kişinin kendi kendini güvende hissetmesi gerçek varoluş için gerekli değildir. Bu insan topluluklarında gerçekleşen bir durumdur. Ele gitsin hocam. Özgürlükle birlikte bir iç sıkıntı, bir bunalım gerekli midir? Gereklidir. Böyle bir deneyim yaşamalı mıdır? Yaşamalıdır. İşte o zaman gerçek varoluş ortaya çıkar. Cevap da B olur. Bu sorumuzda Lamartre'nin görüşleri verilmiş ve denilmiş ki Lamartre'nin bu görüşleri hangi felsefi yaklaşıma uygundur hocam? Bakalım. İnsanı bir makine olarak açıklayan Lamatrie, insanların ruhlarının da olmadığını ileri sürmüş. Çünkü insan evrendeki diğer varlıklardan farklı olamaz. Nasıl diğer varlıklar cisimsel yapıda ise İnsan da ruhu olmayan cisimsel bir varlıktır. Maddesel bir varlıktır. Cisim demek madde demek. E madde olduğuna göre her şey maddesel olduğuna göre nereye giderim? Maddeciliğe yani materyalizme giderim. Cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda görüşleri verilen bir filozof var. Bakalım parçada bize hangi filozof sorulmuş? dünyadaki değişme mekanik olarak değil, diyalektik yasalara göre tez, antitez ve sentez olarak gerçekleşir. Ani sıçramalar yoluyla gerçekleşir. Bu değişim sürecinde madde biçim değiştirir. Böylelikle madde birbirinden nitelik bakımından farklı varlıkları meydana getirir. Varlığın temeli ne var hocam? Madde. Materyalizme gider miyim? Giderim. Yani materyalizmin temsilcisi kimse benim doğru cevabım odur. Bir de materyalizm yanında diyalektiği savunuyor. Diyalektik materyalizmi savunan kişi kimdir? Karl Marx'tır. Cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda görüşleri verilen bir filozof var. Bakalım bize hangi filozofu sormuş? Varoluş her türlü nesnelliğin ötesine işaret eder. İnsanda bir olanak olarak varoluş bulunmaktadır. İnsan seçimleri ve kararları ile varoluşa doğru adım atar. Varoluş bir özgürlük olarak vardır. Bu bakımdan varoluşu anlamak için felsefe insanın benliğini incelemelidir. Varoluştan bahseden filozof Marx olabilir mi? Hayır, materyalist eliyorum. Husserl fenomenolojinin temsilcisidir. Ele gitsin. Nietzsche bir nevi edebilir. Çünkü varoluşçuluğun e, temsilcilerinin ilki olduğu söylenir. O bir kalsın. Peki Hartman, Hartman yeni ontolojinin temsilcisidir. Ele gitsin. Ama Jesper olur. Jesper tam bir varoluşçudur hocam ve varoluşçu olduğu için rahatlıkla eş şıkkını işaretlerim. Bu sorumuz Thomas Kuhn'la ilgili bir soru ve bize sorulan şey aşağıdaki yargılardan hangisi Thomas Kuhn'un bu parçadaki görüşlerine ters düşer? Öncelikle Thomas Kuhn'un görüşlerini öğrenelim. Thomas Kuhn bilimsel bilginin ilerlemesinin üst üste yığılan gelişim süreci değil, devrimsel bir gelişim süreci olduğunu ileri sürmüştür. Kuhn bu görüşlerini açıklarken Aristoteles'ten günümüze değin bilimin gelişme tarihiyle ilgili örneklerinden yararlanmıştır. Kuhn'a göre bilim insanı olağan dönemde karşılaştığı bilimsel sorunları sahip olduğu kuramlar yardımıyla bulmaca çözer gibi bir bir çözmeye çalışır. Eğer kuramların açıklayamayacağı bazı sapmalar ortaya çıkarsa bunları da kuramına ekleyeceği bazı varsayımlarla açıklamaya çalışır. Ancak öyle bir an gelir ki kuramı birçok olguyu açıklamada yetersiz kalabilir. Bu durum kuramın yeniden gözden geçirilmesine belki de yeni bir kuramın kurulmasına yol açacaktır. Yani yeni bir devrimsel süreçle eski kuram paradigmalar mezarına gidecektir. Yeni kuram gün yüzüne çıkacaktır. Şimdi bakalım ters düşen görüşü bulalım. Bilimsel gelişim sıçramalar yaparak, devrim yaparak ilerler mi? Evet hocam, çok güzel. Bir bilimsel buluş başka bir buluşa devrim gibi ilerleme kaydettirir mi? Evet hocam. Bilim insanı kuramlarını çözümlerken ilmek ilmek dokuyarak ilerler mi? İlerler hocam. Kuramlar çözümlenmek için oluşturulup işe yaramayınca bırakılabilir mi? Evet hocam, burada söyledik. Peki bilimsel kuramların çözemediği sorunlar bilim dışı kabul edilir mi? Değerli arkadaşım kabul edilmez. Çünkü kuna göre bilime bilim dışı öğelerin de etkisi vardır. Yani kültürün, yani dinin, yani bilim adamının görüşü de önemlidir. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Buna karşı çıkmaz. Bu kunun görüşleriyle ters düşmez diyelim. Tekrar cevabın E şıkkı olduğunu söyleyelim.